Allah'tan başkasına yapılan duayı da şirke dahil ediyor. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ ayeti ile iyileri ilahlaştırmak. Bir başlığım da bu. Vakitimiz doluyor ama biraz hızlı. Cahiliye insanı melek ve cinleri temsil eden putlara, geçmiş zamanda ölüp gitmiş velilere tapıyordu. Bunun en büyük delili ne biliyor musunuz? Nuh suresinin 21-23. Ayetlerinde geçen 5 put. Sayalım. Ved, Süva', Yeğuz, Ye'uk, Nasr. Bunlar Nuh suresinde geçen 5 put. İbn Abbas ne diyor biliyor musunuz? Bunlar aslında geçmiş ümmetlerde yaşamış olan salih insanlardı. Nasıl put oldu? Hikayesi de şöyle. Önce bu salih insanlar ölünce onların geriye bıraktığı o salih insanların sevenler demişler ki bunlar öldüler. Bunların hatırasına görkemli bir mezar yaptıralım. Onlar görkemli bir mezar yaptırarak bu salih insanların hatırasını yad etmek ve taziz etmek için bir hürmette bulunmuşlar. Bir sonraki kuşak gelmiş ya bizden evvelkiler böyle bir şey yapmış. Bize de bir şey yapmak lazım. O salih insanlara bir kıyakta biz geçelim. Yarın 5 nesil sonra bunların yüzleri unutulacak. Onların resimlerini bu mezarların duvarlarına kazıyalım. Yazalım, çizelim. Çizmişler. Bir sonraki nesil gelmiş, bizden öncekiler şunu yapmış, bir sonrakiler şunu yapmış, biz de üçüncü kuşağız. Şimdi bunlar yazdılar, yaptılar bu resimleri, bu resimler yaşta, yağmurda gidecek. En iyisi bunları şöyle kazıyalım, hak edelim. Bir sonraki nesil gelmiş, yahu işte falancalar şunu yaptı, ikinci kuşak şunu yaptı, üçüncü. Biz de bir şey yapalım, biz bunların heykellerini yapalım, daha ikrama geçer demişler. Ve 6. 7. kuşak derken başlamışlar tapmaya. Allah'ın velileri olmuş put. Yani iyi niyet, zehirli sevgi. Eğer sevgi zehirlenirse nasıl zehirler akaidi? İşte bu 5 putun Nuh suresinin 21-23. Ayetinde geçen bu 5 putun hikayesi ilginç bir hikayedir.